iyi oldu. Onun için bir kısım arkadaşlarımız ayakta kaldı. Özür diliyoruz ama derneğimizin imkanları bu kadar. Daha geniş yer temin etme oranlarda her zaman olmuyor. Ben kısaca aslında pazartesi konumları diye yaklaşık 10 yıldır Türk Ceza Hukuku Derneği'nin gelenek haline getirdiği konumları formatından biraz müsaade ederseniz bahsetmek istiyorum. Aslında pazartesi forumları sadece sunanların pek yanlı konuştuğu ve değerlendirmeler yaptığı bir toplantı değil, başka toplantılarla kıyaslandığında. Bir yönetici bir de konuyu derli toplu ve yarım saatlik bir süre içerisinde sunan bir konuşmacıdan oluşuyor formatı. Ve daha çok aslında buraya gelen, o yüzden bilinçli olarak hoş geldiniz derken katılımcı diye hitap ettim sizlere. Buraya gelen, dinlemeye gelen meslektaşlarımız, hocalarımız yine söz alarak isterse katkı sunabiliyor konuyla ilgili olarak, dilerse sorular sorarak meselenin tartışılmasını sağlıyor. Yani interaktif bir toplantı şeklinde yapıyoruz bu toplantıları her zaman. Bugün de böyle olmasını temenni ediyoruz. Bugün malum ceza mahkemesinde isnaf konulu bir toplantı düzenlemiş bulunuyoruz. Toplantımızı yöneticisi çok değerli, hepimizin tanıdığı hocamız, meslektaşımız, üstadımız Profesör Doktor Avukat Göksel Bayraktar. Buyurun hocam. Bugün konuyu sunacak olan değerli akademisyen Profesör Doktor Ali Kemal Yıldız da aşağıdaymış, şu anda yukarı çıkmak üzere. Ama zaten Köksal Hocamız bir açış konuşması yapacağı için o arada Ali Kemal de gelir. Ben iyi toplantılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Önce hepinize hoş geldiniz demek istiyorum ve hemen hemen 6-7 yıla yaklaştığımız pazartesi forumlarında ilk defa hemen hemen bu kadar kalabalık bir seçkin hukukçu grubuyla karşı karşıya bulunuyoruz. Ve bundan da dernek yönetimi olarak gerek genel başkanımız, gerek genel sekreterimiz ve diğer arkadaşlarımız olmak üzere çok sevinç duyduğumuzu da ifade etmek isterim. Demek ki hep güncel konuları ortaya koymak ve bunları birlikte tartışmak gerekiyor. Tekrar tekrar teşekkürlerimizle beraber hoş geldiniz demek istiyorum. Şimdi tabii ki saygılarımla beraber. İstinaf ne demek? İstinaf temiz kelimesi yılların oluşumu içinde tabii ki Türk diline, Türkçe'ye yerleşmiş bir terim. Ama istinaf böylesine yerleşmedi. Mesela bundan sonra istinaf mahkemesi mi denecek? Bölge adliye mahkemesi mi denecek? Bu tam belli değil. Temyizde olduğu gibi artık Yargıtay çok kullanılmıyor. Temyiz mi kullanılacak? Belli değil bu. Ama istinaf Osmanlıca'dan, eski Türkçe'den gelen bir kelime ve baştan başlamak, yeniden başlamak anlamını taşıyor. Gerçekten önemli bir şey bu. Baştan başlaması, neyin ya baştan başlaması? Doğrudan doğruya yargılamanın, muhakemenin baştan başlaması. Temyizle istinaf arasında biraz sonra istinafla ilgili yazılmış önemli kitapları da söyleyeceğim. Doktrinde. Bu konuda 10'a yakın kitap var. Son 3-4 yılda yazılmış, basılmış.
İstinaf temizde bildiğimiz gibi bugüne kadar kural olarak aslında mahal mahkemesinde yapılan yargılamanın sonucunda verilen hüküm hukuk açısından incelenir. Yani hukuk kuralları açısından incelenir ve gene ilke, bu çerçevede ilke temyiz mahkemesinin maddi olaylara girmemesi, maddi olayı tahlile tabi tutmaması, maddi olayı yeniden tanık, delil, bilirkişi, belgeler açısından incelememesi olmalıdır. Kural bu. İstinafta önemli bir farklılık var. İstinaf aslında tam bir mahal mahkemesi, ilk derece mahkemesi. İlk derece mahkemesinin daha üst derecesi. Bunu söylememin sebebi şu, nasıl ki ilk derece mahkemesinde biz herhangi bir olayı maddi bakımdan, hukuki bakımdan bütün delilleriyle birlikte ortaya koyar ve hakime bu konuda görüş ileri sürüyor, hakime bu konuda bütün belgelerimizi verirsek, bütün delilleri sunarsak aynı şekilde istinafta da aynı kural geçerlidir. Yani mahal mahkemesi incelemesinin ikinci defa incelenmesini istinafta görüyoruz. Bunun sebebi ne olabilir derseniz, yerindelik kuralı gereğince Yargıtay 80 yıldan bu yana yapmış olduğu tetkikler, incelemeler ve ona gelen dosyalar içerisinde o kadar çok hukuk ve maddi olayları, evet Ali Kemal Bey buyurun. Müsaade ederseniz biraz şey yapayım. Evet, arkadaşımız da değerli bilim adamı Ali Kemal Yıldız geldi. Esas şey bundan sonra onda olacak ama müsaade ederseniz biraz daha şey yapayım. Yargıtay özellikle son yıllarda, son 10-15 yılda mahal mahkemelerinden gelen dosyaları hem maddi bakımdan hem de hukuki bakımdan incelemekle yükümlülüğünü dikkate alarak çok büyük bir iş yoğunluğu içinde olduğunu belirtti defalarca ve bunu bir çeşit ayıklamak istedi ve şu tabir kullanılıyor devamlı olarak, efendim Yargıtay üst derece içtihat mahkemesidir. Tıpkı Fransa'daki temyiz mahkemesi gibidir. Konunun detayına ve maddi olaylara girmez. Sadece hukuki bakımdan inceler. Bu yola başvurmak için, bu yolu gerçekleştirmek için istinafın yeniden, bölge adliye mahkemelerinin yeniden ceza usul kanununa 2005 yılında girdiğini görüyoruz. Ama 2005 yılında hepinizin bildiği gibi belirli bir süre verildi. 5 yıllık bir süre. Her yılın sonunda ertelendi. 2015'in sonlarına doğru nihayet teşkilatların kurulduğu ile sürüldü. Bazı yerlerde bu kuruluyor, bazı yerlerde hala kurulma aşamasında. Türkiye'de bu ilk defa mı oluyor? Gene giriş niteliğinde söylemek istiyorum. Hayır, Türkiye aslında istinaf mahkemesini denemiş bir ülkedir. Çünkü istinaf Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Fransız Ceza Usul Kanunu'ndan gelerek, orada da çünkü istinaf var ve hala devam ediyor. İstinafı 1340'lı yıllara kadar, yani 1926-28 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin koruduğu, muhafaza ettiği, ancak istinaf mahkemeleriyle umulan, beklenilen yararın elde edilmediği düşünülerek 1340 yılında, 8 Nisan 1340 yılında kaldırıldığı görülüyor. Eskiden istinaf mahkemeleri bugüne göre daha genişmiş. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre bir başkan ve 4 üyeden kurulurmuş. Biraz sonra Ali Kemal Bey bu konuda ince şeylerde, açıklamalarda bulunacak. Yalnız bu konuyla ilgili olarak son yıllarda Türkiye'mizde böyle bir akım var. Güzel bir akım.
çeşitli bilim adamları, yargı mensupları, savcılar, Yargıtay mensupları aktüel konularla ilgili yazılar yazıyorlar, kitaplar yazıyorlar. Bunu müsaade ederseniz kısaca söyleyeceğim. Önce Feridun Yenisey'in İstinaf başlıklı bir kitabı var. 1979'da yayınlanmış. Doktora tezidir. Ve Feridun Yenisey'in büyük etkisiyle İstinaf Mahkemeleri'nin yeniden kurulmasının giderek genişlediği, topluma mal edildiği ya da yargıtaya mal edildiği görülüyor. Genç bir bilim adamı Devrim Güngör, Ankara Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesidir. O da istinafla ilgili hemen bir hafta önce çıkmış, ince, 135-140 sayfa, çok öğretici, güzel bir kitabı var, onu belirteyim. Bunun dışında Ceren Ülgen, hepinizin tanıdığı avukat arkadaşımız, o da aynı şekilde bölge adli adli yargı, bölge adliye mahkemeleri üzerine bir kitabı var. Ali Tanju Sarıgül, Ceza Mahkemesi Hukukunda İstinaf diye bir kitabı var. Bakın şu anda 4 kitap saydım size. Mustafa Ruhan Erdem'in İzmir Hukuk Fakültesi öğretim üyelerindendi. Şimdi sanıyorum Ticaret Üniversitesi'ne geçti. O da Ceza Mahkemesi'ne yeni bir denetim muhakemesi olarak istinaf kitabını yazdı. Barış Duman'ın bunların hepsini söylememin sebebi aynı zamanda tıpkı makalelerde olduğu gibi önceden bibliografiyi sizin önünüze koyabilmek. Barış Duman isimli bir kardeşimiz, arkadaşımız, bölge adliye mahkemelerinde Cumhuriyet Savcılığı olarak bir makale yazısı var, kitabı var daha doğrusu. Ve nihayet Cengiz Ünsal, bölge adliye mahkemelerinde muhakemenin yapılması isimli bir kitabı var. Bunun yanı sıra eski Yargıtay üyelerinden Ali Rıza Çınar'ın da gene özellikle Alman hukukunun etkisi altında kalarak İstinaf Kanun Yolu ya da Bölge Adliye Mahkemeleri isimli kitabı var. Böylece genel bir giriş yapmış oldum. Tekrar sizi müsaade ederseniz Ali Kemal Yıldız'ı tanıtmak isterim. Ali Kemal Bey gerçekten bir insanın adım adım bilim basamaklarını nasıl çıktığını ispatlayan bir kişidir. Onu ifade edeyim. Ali Kemal Bey eskiden İstanbul Hukuk Fakültesi'nde, İstanbul Üniversitesi'nde sanıyorum başka bir Doğu Anadolu'daki bir üniversiteye, üniversitede asistan olarak ama daha sonra hemen aynı anlarda 2 yıl için öğretimini İstanbul'da görmesi için gelen bir genç bilim adamıydı. Daha sonra İstanbul'da doktora yaptı. Daha sonra Yeditepe Üniversitesi'nde doçent oldu. Ve nihayet şimdi Türk-Alman Üniversitesi'nde hem ceza hukuku dersleri veriyor hem de aynı zamanda bu üniversitenin yeni kurulan hukuk fakültesinde dekanlık yapıyor. İşte genç bir bilim adamını ve idareciyi karşınızda buluyorsunuz. Buyurun, size çok teşekkür ederim buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz. Buyurun Ali Kemal Bey. Sayın Hocam, saygıdeğer büyüklerim, sevgili arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim. Burada olmaktan şeref duyduğumu beyan etmek isterim. Ve gecikme için de gerçekten çok özür dilerim ama yolda 2 tane kaza benim dışımda. Arabayı bırakıp geleyim dedim, bu defa otopark bulamadım. Vesaire. Ancak bu saatte gelebilirim. Çok özür dilerim tekrar. Şimdi vakit kaybetmeden başlayalım. Yapılabilirse yansıya da yansıtmaya çalışıyoruz ama. İstinaf Kanun Yolu. Hocam süre olarak ne kadar süre kullanacak? Yarım saat. Bunu tamam. Fehmi Bey de söyledi. Tamam, ona göre. Saat. Tamam. Bir takım sorulara da imkan tanımlayacak. Tamam, ben o zaman ona göre zamanımı ayarlayayım. Şimdi uzun uzadıya istinaf nedir gibi açıklamalar yapmayacağım. Sebebi de şu: kelime anlamını karşılayan bir düzenleme değil. Dolayısıyla düzenleme üzerinde konuşacağız. 2, çok fazla karşılaştırma hukuk çalışması da yapmayacağım. Sebebi de şu, sadece zaman sınırlaması değil. Küçücük bir örnek. Almanya'da, sadece kafamıza netleşsin diye söylüyorum, İstinaf Kanun Yolu'na
basit muhakeme usulleriyle verilen kararlara karşı gidilebiliyor. Bizde şimdiki Asliye Ceza Mahkemesi'ni yargıladığı suçların daha basitlerini düşünün. Eskiden Suç Ceza Mahkemesi. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararlarına karşı istinaf kanun yoluna gidilemiyor. Mantık olarak da şunu söylüyorlar, diyorlar ki bu size ters gelebilir. Ama biz şu mantığı yürütüyoruz. Ağır ceza mahkemelerindeki yargılama usulü daha ciddidir ve daha düzenli yargılama yaparlar. Basit muhakemede ise bazı usul kuralları atlarlar. Dolayısıyla orada bir aksilik olup olmadığı konusunda biz Bölge Adliye Mahkemesi bizdeki istinaf kanun yolu kabul ediyor. Buna karşı Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararlara karşı kanun yoluna gitmek istiyorsanız doğrudan temiz kanun yoluna gideceksiniz diyorlar. Dolayısıyla karşılaştırma oldukları bize çok yardımcı olmayacak. Hemen hızlıca başlayacak olursak bizde neler var onu açıklamaya çalışayım. Yarım saatlik süren var, saatinde de bakıyorum. 6'ya çeyrek var, çeyrek geçe bitirmiş olacak. Şimdi örnekle başlayayım. Biliyorsunuz çok fazla eleştiri var. Daha fare doğurdu, çok fazla bir getirisi olmayacak deniliyor. Ben çok ümitsiz değilim. Örneğin şu, cinsel istismardan dolayı şahıs mahkum olmuş. Konu Bölge Adliye Mahkemesi'ne gelmiş. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi şu sebeple hükmü kaldırıp yerel mahkemenin hükmünü yeni bir hüküm kurmuş. Hükmün dayanağı mağdurun şikayeti. Başka delil yok. Mağdur da duruşma evresinde yerel mahkemeden söz ediyorum. Gelip demiş ki ben şikayetinden vazgeçiyorum. Bölge Adliye Mahkemesi de diyor ki senin dayandığın tek delil mağdurun beyanı ya da şikayeti ya da ihbarı. O da şikayetinden vazgeçtiğini belirtiyor. Dolayısıyla elindeki tek delil de şüpheli hale geldi. Bununla mahkumiyet hükmü kurmak doğru değildir. Hükmü kaldırdım, beraat hükmünü verdim diyor. Bu birinci nokta. İkinci noktada süreler konusunda da çok uzun sürmüyor hali hazırdaki durumda. Dolayısıyla bizim uygulamamıza eğer bu haliyle devam ederse bir soluk getirebilir düşüncesindeyim. Psikolojik olarak da bir soluk getirebileceği düşüncesindeyim. Bunun sebebini bilmiyorum ama hep şu örneği verelim. Hani tutuklamada hep şikayet ederiz. Koşullarına dikkat edilmiyor, herkes tutuklanıyor filan diye. Ama benim bir iddiam var. Kürsüden bir hakimi getirin deyin ki burada bize tutuklamayı anlat, tutuklamayı benim gibi anlatıyor. Koşullarını, şunu, bunu şu halde tutuklanmaz. Ama tekrar kürsüye çıktığında hakim gibi karar veriyor. Bizim eleştirdiğimiz şekilde, kendisini de eleştirdiği şekilde. Sorduğumuzda niye? İşte bir takım gereklilikler. Ceza, suçu önleme, devletin kurulması, o sahiplerdir. Aynı şey hakimlerin bir başka üst mahkemeye geçtiklerinde de olduğu kanısında verdikleri kararlara baktığımızda 5-6 tane karar gördüm. Yerel mahkemede hani bizim delil yok, gerekçe yok, mahkumiyet hükmü verilmiş dediğimiz bütün kararları kaldırmışlar. Yerine de beraat kararı vermişler. Eğer böyle giderse iyi bir gelişme olacak kanısındayım. Bunu geçtik. Olan kanun yollarından birisi 3 tane itiraz, istinaf, temyiz ve biz bunun üzerinde istinaf üzerinde duracağız. Burada itirazı kısacık belirteyim biliyorsunuz hakimlik kararlarına karşı mahkeme kararlarına karşı özel olarak düzenlendiği haller de var. Şimdi bunu şunun için söylüyorum, biraz sonra söyleyeceğiz. İstinaf kanun yoluna başvururken yerel mahkemenin hüküm niteliğindeki kararlarına karşı başvuracağız ama bu kararın dayandığı olaylara karşı da gidebilirsiniz. Onu da belirtebilirsiniz. Peki, itiraza konu ettiğimiz bir olayı tekrar istinaf taşıyabiliriz. Ona imkan yok çünkü bizim kanunumuzda itirazların verilen kararlar kesin bir istisnası var. Tutuklamada ilk defa verilen tutuklama kararı onu biliyorsunuz. Dolayısıyla onu orada kesmiş oluyor. O zaman olağan kanun yollarında bizde elimizde kalan iki tane. Birisi istinaf, diğeri temyiz. Sonra zaman kalmayacak, süre kısıtlı. Ceza muhakemesi hukukunda asıl olan kanun yolu artık istinaf kanun yolu. Bir tane istisnası var. 20 Temmuz 2016'dan sonra sadece tek bir istisna halinde temyiz kanun yoluna gidilebiliyor. O da şu, biliyorsunuz Türk Ceza Kanunu 18. maddesi vardı geri vermeyle ilgili. 6706 sayılı bir kanun çıktı adli yardımlaşmaya ilişkin ceza işlerinde. Bunu not edin. Eğer yabancı ülkede işlenmiş suçlar, geri verme vesaire konuları önünüze gelirse artık bu kanuna bakmanız gerekiyor.
o kanunun 18. maddesi, daha doğrusu bu kanunun kendisi bizdeki Türkçe Darp Kanunu 18. maddesini yürürlükten kaldırdığı gibi geri vermeyi de o kanun düzenledi. O kanunun 18. maddesinin 4. fıkrası diyor ki, eğer geri vermeyle ilgili bir karar verilmişse, ki bu karar şöyle veriyor, kişinin bulunduğu yerdeki ağır ceza mahkemesi tarafından veriliyor. Almanya'da suç işlemiş kişi, örneğin, geri verilmesi istenmiş, bulunduğu yerdeki ağır ceza mahkemesi geri verilmeyeceğine karar veriyor. İşte bu geri verme kararına karşı doğrudan temyiz kanununa yargıtaya başvurabiliyor. Mantığı şu, istinafta teorik de olsa olay incelemesi yapılması gerekiyor. Geri vermedeyse asıl olaya girmiyoruz. Geri verme istenmiş, geri verilecek kişilerden olup olmadığına bakıyoruz. Dolayısıyla kanun koyucu diyor ki, bunu bir daha istinafta ele aldın. Sen git eğer buradaki kararla ilgili bir sıkıntın varsa temyizle incele. Onun dışında 20 Temmuz 2016, kriterimiz burası ama açıklamalarım olacak biraz sonra, gidebileceğimiz kanun yolu yerel mahkemenin hüküm niteliğindeki kararlarına karşı istinaf kanun yolu olacaktır. İstinaf kanununa kimler başvurabilir? Cumhuriyet savcısı lehe veya aleyhe, müdafi vekil, sanığın kendisi, eşi. Şurada önemli bir nokta var, diğerlerini biliyorsunuz. Suçtan zarar gören. Şimdi bu çok tartışılmaya başlandı. Çünkü bizim kanunumuz diyor ki, kanun yoluna başvurabilmek için katılan sıfatına sahip olmak lazım. Kuralımız bu. Katılan sıfatına sahip değilse başvuramıyor. İstisnaları var. Birinci istisnası şu, katılma talebinde bulunmuş, reddedilmiş veyahut da karar verilmemiş. Bu kişi de başvurabilir diyor. Bir istisnayı da Yargıtay getiriyor, kanundan hareketle. Katılan sıfatını alabilecek şekilde suçtan zarar gören olmuş demek olmak diyor kanunda. Yargıtay bunu şöyle yorumluyor. Kişiye haber verilmemiş, katılmak isteyip istemediği sorulmamışsa o kişi de kanun yoluna başvurabilir diyor. Bu üç hal dışında suçtan zarar gören kanun yoluna başvurma hakkına sahip değil. Şimdi şu açıklamalar yapılıyor yanlış. Bu yeni bir kanun yolu. Dolayısıyla insanlar istinaf kanun yoluna davaya katılmamış bile olsalar, şu istisnalar burada bir kenara koyarsak başvurabilirler. Bu doğru değil. Ama şu kısmını kabul ediyorum. İstinafta biraz sonra söyleyeceğim. Her hal ve şartta değil ama istisnai olarak duruşma açabiliyor. Eğer duruşmayı açmışsa bölge adliye mahkemesi, orada katılma talebinde bulunabilirsiniz. Zira artık orada yeni bir duruşma gerçekleşiyor. Özel hukuktan hareketle şu tür açıklamalar yapılıyor. Bu da yanlış. İstinaf başvurusunu yapanın dilekçesi karşı tarafa tebliğ ediliyor kanunda. Ama size tebliğ edilecek, siz gene başvurabilirsiniz diyorlar. Siz yoksunuz ki orada, katılan sıfatına sahip değilseniz ya da böyle iklim anlamda herhangi bir statünüz söz konusu değilse size bir tebligat da yapılacak. Dolayısıyla suçtan zarar görenin kanun yoluna başvurma hakkı bununla sınırlı. Şurası önemli, müsaadeye tabi eşya ile ilgili verilmiş kararlara karşı bu eşyanın sahibi veyahut da ziyyeti de başvurabilir diyor. Bu kanun yolu içerisinde düzenlenmemiş. 256-257. Maddelerde bu aklınızda olsun. Uygulamada çok önemli. Zira her zaman işin tarafı olmayabiliyorsunuz. Arabayı birisine vermişsiniz, arabayla suç işlenmiş. Tarafının müsaadesine karar verilebiliyor. İşte bu kişilerin de kanun yoluna başvurması kabul ediliyor. Avukat vekil kanun yoluna başvurabiliyor ama buradaki özellik de şu. Biliyorsunuz müdafiye hep şunu anlatır, müdafi özellikle vekil değil, dolayısıyla savunduğu kişinin iradesine bağlı değil deriz. Ama burada bağlı. Avukat vekil sıfatına da sahip olsa, müdafi sıfatına da sahip olsa, savunduğu yahut da temsil ettiği kişinin iradesine bağlı olarak kanun yoluna başvurabilir. O istemiyorsa başvuramaz. Bunun da istisnası var ama 150. maddenin 2. fıkrası Ceza Mahkemesi Kanunu'nun müdafi atanmışsanız, çocuk veya kendisini savunamayacak derecede engelli, bu defa orada müdafi veya vekil iradesi geçerli. Bunu şunun için anlatıyorum, bunu bana çok sık sormaya başladılar. Esasen belki çok basit bir konuymuş gibi, problem şurada çıkıyor. Çocukla ilgili vekillik yaptınız, kanun yola evresine geldik. Babası gelip bir dilekçe veriyor, kanun yolundan vazgeçtik, başvurmak istemiyoruz diye. Geçerli mi? Hayır. Çünkü kanun açık düzenlemesi burada vekile ya da müdafiye yetki tanıyor. Kanuni temsilciye değil, 150. maddenin 2. fıkrasını bu anlamda gözümüzün önünden ayırmayalım.
Ağır Ceza Mahkemesi savcısı alt savcıların kararlarına karşı başvurabiliyor gibi hükümler var. Bunlarla ilgili eleştirilerim de var ama dediğim gibi zamanı verimli kullanmak adına bunu geçiyorum izin verirseniz. Tutuklu kendisi başvuruyor. Ondan geçmiş olayım. Bölge adliye mahkemeleriyle ilgili çok uzun açıklama yapmayacağım. 7 bölgede kurulmuş olması ayrı bir tartışma konusu. İstanbul'da belki değil ama başka yerde olanlar bakımından, zira keşif bakımından problem çıkıyor, dinlenecek kişiler bakımından problem çıkıyor, tanıklar bakımından problem çıkıyor. Sorularınız olursa onları açalım, bunu da izin verirseniz geçeyim. Geldi şimdi İstinaf Kanunu'na başvuru ile ilgili bazı açıklamalara. Başvuru kural olarak ihtiyari ama kimin için ihtiyari? Taraflar için, savunulan kişi, sanık veyahut da katılan kişi için. Ama şunu unutmayın, müdafi veya vekil bizim sistemimizde kanun yollarını tüketmesi gerekiyor. Barolar soruşturma açığı yapmazsanız, seçilmiş müdafiyseniz de hukuki sorununuza gidilebilir. Ama ben şunu söylüyorum, her zaman da bunu söylüyordum ama şu anda daha da önemli hale geldi. Kanun yoluna başvuru da artık bir stratejidir bana göre. Örnek vermek gerekirse, aslında bunu kanun yoluna başvuru da anlatıyorum ama kısacık anlatayım izin verirseniz. Kişi yargılanmış ve görevi kötüye, rüşvetten iddianame düzenlenmiş olsun veya zimmet suçundan, görevi kötüye kullanma suçundan da mahkum olmuş olsun. Zira bunlar olabilecek ihtimaller. Şimdi önümüzdeki sorun şu, istinaf kanun yoluna başvuralım mı başvurmayalım? Başvur diyor bizim uygulamamız ama Bölge Adliye Mahkemesi dedi ki eyvallah başvurdun, sadece de lehe başvuru var. Senin başvurun üzerine ben duruşmayı da açtım dedi. Yeniden de bir karar veriyorum dedi. Yeni vereceği kararda cezayı artıramıyor. Aleyhine bozma yasağı. Güzel. Ama suçun niteliğini değiştirebiliyor. Dedi ki doğru dedi. Ben burada yaptığım yargılama sonucunda zimmet suçunun olduğuna karar verdim. Seni zimmetten mahkum ediyorum dedi. Edebilir mi? Edebilir, bir engel yok. Cezayı arttırmayacak. 6 ay ceza 6 ayda kalacak. Bir kazanır mı? Bu bakımdan kazanır ama adli sicile işlenecek suç hangisi? Zimmet suçu. Sonuçları ne? Görevden uzaklaştırılacak, çıkartılabilecek. Bir daha memur olmazsa buna engel olabilecek. Sicilinde yazacak olan suç o. O zaman kanun yoluna başvuruda da dikkatli karar vermek gerektiği kanısındayım. Ha, burada özellikle gerçi arkadaşlar üstadlarımdan özür dileyerek burada eğer başvuru yapmak istemezseniz mutlaka karşı tarafı bilgilendirip onun da rızasını veyahut da onayını almamız gerekiyor. Ona dikkat. 15 yıl veya daha fazla hapis cezası somut olarak belirlenmişse otomatik istinafa tabi, o önemli bir bilgi değil. Kanun yoluna başvuruda yanılmayı düzenleyen bir düzenlememiz var. Şimdi bu güzel, bizi kurtarıyor. Eskiden de öyleydi ya, normalde başvuru hakkına sahipsiniz, süresinde başvurdunuz, temyiz yerine itiraza gittiniz, temyize gönderiliyordunuz. Ama şu anda bununla konuda da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şundan dolayı, biraz sonra söyleyeceğim kısacık, artık temyiz kanununa başvururken sebep gösterme zorunluluğu var. Sebep göstermezseniz bu sebeple reddediliyor başvurunuz. Dolayısıyla istinafta isteyeceğiniz şeylerle temiz kanun yolunda isteyeceğimiz şeyler farklı. Ne isteyeceğimizi biraz sonra söyleyeceğim. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Doğru belirleme yapmamız gerekiyor. Buna dikkat etmenizi öneririm. Peki, bunu da geçtim izin verirseniz. Ha, burada mesela şöyle bir örnek, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı. Görevle ilgili kendi içerisinde çok önemli bir hadise değil ama örnek olmak bakımından önemli olabilir. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gelmiş 8. Ceza Dairesi'ne. 8. Ceza Dairesi diyor ki, Başkanlar Kurulu'nun aldığı karar çerçevesinde bu davayı inceleme yetkisi 11. Ceza Dairesi'nin yetkisinde, bana yanlışlıkla gelmiş, oraya gönderiyorum diyor. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kendi içerisinde ise problem değil ama temyiz veya istinaf arasında problem olabilir. İstinaf başvurusundan vazgeçilebilir mi? Elbette. Ama Cumhuriyet Savcısı vazgeçecekse, özellikle lehe başvurursa sanığın rızasına ihtiyaç var. Avukatın vekaletnamesinde özel düzenleme olması gerekiyor. Şahıslar açısından herhangi bir engel yok. Bu 150. madde gene istisnai düzenleme. Peki, gelelim önemli konulara. Hangi kararlara karşı başvurulacak? Demin söyledim, yerel mahkemenin hüküm niteliğindeki kararlar. 223. madde. Burada bir problem yok. Hükümden önce verilmiş hükme esas teşkil eden olaylar.
buna da başvurabiliriz. Örnek vermek gerekirse, tanığımızı dinlememiş, tanık beyanda bulunsaydı, ispatla ilgili, bizimle ilgili şöyle bir karar verilecek gibi olaysal taleplerde bulunabilirsin. Bu kolay. Sorun şurada, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı başvurabilir miyiz? Halihazırdaki uygulamamız malum. Ben temyize de başvurulabileceği iddiasındayım ama Yargıtay bunu kabul etmedi biliyorsunuz. Bölge Adliye Mahkemesi de kabul etmeyecektir. Biraz flu, net değil kararda ama önüne gelen bir olayda 3 tane hüküm verilmiş: hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlal, mala zarar verme. Konut dokunulmazlığı ihlal ve mala zarar vermeyle ilgili hüküm açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermiş. Cümleye şöyle başlıyor Bölge Adliye Mahkemesi. Verilen hükümlere karşı istinaf kanununa başvurulmuş demiş. Altta uzun uzun niye diğerlerini kabul ettiğini ya da tartışmadığını demiyor ama 2-3 yerde istinaf dışı olan, istinafta incelenmeyecek olan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararları diyor. Buradan şu sonucu çıkartıyorum ki benim de öngörüm o. Bölge Adliye Mahkemesi de aynen Yargıtay'da olduğu gibi hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarını incelemeyecek. Ama şöyle bir problem çıkıyor. 20 Temmuz 2016 öncesinde hüküm verilmiş. Kişi kasıtlı bir suç işlemiş ve ilk defa 20 Temmuz 2016 sonrasında hüküm açıklanmış. Bu hükme karşı hangi kanun yoluna başvuracak problemi? İşte bu hükme karşı istinaf kanun yoluna başvuracaksınız, temyiz değil. Zira burada hükmün ilk açıklandığı tarih 20 Temmuz 2016, burası önemli. Yine önemli bir tartışma konusu şu, örnek olarak söyleyeyim önce izin verirseniz. 2014 yılında yerel mahkeme hükmünü kurmuş. Böyle Yargıtay'a gitmiş dosya, bozulup dönmüş. 30 Temmuz 2016'da bozmaya da uyduktan sonra 30 Temmuz 2016'da da yeniden hükmü kurmuş. Soru şu, hangi kanun yoluna başvuracağız? Bunu Ceza Mahkemesi Kanunu Yürürlük Kanunu var. Onun 8. maddesi açıkça düzenliyor. Diyor ki, Yargıtay'a bir defa gelmiş dosya, bundan sonra 5 defa da bozulsa, 2020'ye kadar da devam etse, bu önemli değil, hep Yargıtay'da gidecek. Şimdi diyebilirsiniz, çok kolay, niye söylüyorsun? Ben bunu bir yerde konferans sunum yaparken, arada 2-3 tane karar getirip bana gösterdiler. Yerel mahkemeler hükmüne şunu yazmış. Benzer bu tür olaylarda istinaf kanun yolu açık olmak üzere diyor. Şimdiden uyarayım, bu bize bir hak sağlamıyor. Mahkemenin bizi yanıltması, zira süre bakımından bir farklılık yok. Her ne kadar yanıldığımız için biz orada istinafa başvursak da dosya temyize gidecek ama bir daha uyarıyorum. Temyizde eski kanuna göre yürüyecek ama eğer İşte ispata girmek, yenilere benzer şeyler yaparsak ki eskiden de onu yapması gerekirdi. İsteyeceğiniz şeyler de istinafta isteyeceğiniz şeyler aynı şey değil. O yüzden de bu tür hallere dikkat etmenizi öneririm. Onun dışında son olarak söylüyorum, bunu bitiriyorum. Kanunda açık düzenleme var. 285. madde diyor ki herhangi bir kanunda verilen bir hükmün temyiz kanun yoluna inceleneceği söylerse dahi 20 Temmuz 2016 sonrasında başvuracağınız kanun yolu istinaftır diyor. Bir daha tekrar edeyim. Demek ki 6706 sayılı kanun geri vermedeki karar dışında 20 Temmuz 2016'dan sonra ilk defa verilmiş kararlara karşı kanunda ne yazarsa yazsın başvuracağınız kanun yolu istinaf. Bazı kararlara karşı istinaf kanun yoluna başvurmak mümkün değil. Neler bunlar? Birincisi, hapis cezasından çevrilmiş adli para cezaları 3000 liranın altındaysa. Şimdi bu kısımda kolay, sadece şu kadarını unutmayalım. Hapis cezasından çevrilmemiş olacak. Hapis cezasından çevrilmiş 20 liraya karar vermiş. Buna gene istinaf kanun yoluna gidebilirsiniz ama onun dışında doğrudan para cezası kanun yolu kapalı. Üst sınırı 500 günü geçmeyen adli para cezasının düzenlendiği suçlar, soyu ceza, buna karşı da kanun yolu kapalı. Bir de kanunda kesin olduğu yazan hükümler. Onun da örneği şu, hakimin reddi taleplerinin kabulü kararları kesindir diyor kanunda. Kesin yazdıysa kanunda, buna karşı da istinaf kanun yoluna gidemeyeceksiniz. Süre 7 gün, yüze karşı kısa kararsa 7 gün, gerekçeli karar 7 gün daha. Bunlar kolay olduğu için üzerinde durmuyorum. Sorunuz olursa cevaplarım.
Gelelim şimdi yavaş yavaş asıl konulara toparlamaya da başlıyorum. Bir, dilekçeyi ne vereceğiz? Yerel mahkemeye. Yerel mahkeme üçlü bir inceleme yapacak. Süresinde mi? Başvuru hakkınız var mı? Başvurulabilecek kararlardan mı? Bunlardan birinden reddederse bu karara karşı bu defa kararı inceletmek üzere istinafa gidiyorsunuz. Ama dikkat edin, bu itiraz falan değil. İstinafta inceleyiyorsunuz. İkili bir inceleme isteyeceksiniz. Diyeceksiniz ki ben süreyi kaçırmadım. Süreyi incele, benim istinaf bakımından talebimi kabul et. İki, istinafla ilgili taleplerim bunlar. Diyeceğimiz şey bu. Yerel mahkeme aldığı dilekçeyi karşı tarafa tebliğ edecek. Karşı tarafın 7 gün süresi var. Onu da aldıktan sonra cevap da gelmediyse dosyayı bölge adliye mahkemesine kendisi götürecek. Şimdi biraz da hızlı gidiyorum, kusuruma bakmayın. Dediğim gibi sorular olsa cevaplarım. Gene elinizde kanunlarda değişiklik olabilir. Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapıldı epeyce. İstinafta da yapıldı. Kanunun önceki halinde dosyayı savcıya veriyordu mahkeme. Savcı, bölge adliye mahkemesi, Cumhuriyet Savcısına gönderiyordu. Bölge adliye mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı delil ekleyebiliyordu. Veyahut da delil toplayabiliyordu. Ve ben diyordum ki, istinaf kanun yolu biraz daha fare doğurdu. Çok fazla amaca uygun değil ama en azından burası iyi bizim için. Zira delil söyleyebilirsiniz, delilleri sürebilirsiniz, delili topla diyebilirsiniz. Bunu kaldırdılar. İsteyemez miyiz? Elbette isteyeceğiz. Ama bu defa kimden isteyeceğiz? Mahkemeden. Mahkeme ne kadar zaman ayıracak? Yapabilecek mi? Süresi yok. Bunların hepsi muğlak olan. Bunu hakimlere sorduğunda dediler ki, yok hocam dediler, çok iyi oldu. Zira bölge adliye mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı delil falan toplamazdı. Bu da işi uzatırdı. Anladım ki uygulamanın talebi doğrultusunda yapılmış bir değişiklik. Ben doğru bulmuyorum ama yapılan değişiklik bu. Dilekçemizde neler olacağını biraz sonra söyleyeceğim. Dosya bölge adliye mahkemesi dairesine geldi. Ha, şimdi burada bir yerlerde geçtim sanırım. Dilekçemiz nasıl olacak? Çünkü zaman zaman o da soruluyor. Gene aklımıza sığınarak, tabii bu bir ders değil ama kafamıza takılan soruları. Hani hep şu soruluyor ya, istinaf ediyorum mu diye, temiz ediyorum. Bunun bir önemi yok, ne dediğinizi. Önemli olan neyi talep edeceğiniz? Ben şöyle formüle ediyorum. Bölge Adliye Mahkemesi'nin her ne kadar her olayda olmasa dahi yerel mahkemenin hükmünü kaldırıp yeni bir hüküm kurma yetkisi var. Dolayısıyla yerel mahkemeden ne talep edecek iseniz aynı talepleri getirin. Örnek vermek gerekirse mahkum olun. Beraat etmemiz gerekiyordu. Mahkumiyet hükmü yanlıştı. Hükmü kaldı, beni beraat ettir. Diyeceğim şey bu. Delillerim şunlar. Delilleri sürebilirsiniz. Önceki delillerin yeniden ele alınmasını, tartışılmasını isteyebilirsiniz. Bunların hepsi normal mahkeme yazar gibi. Peki her zaman beraat mı? Hayır. Mesela şöyle bir dilekçe yazılmış. Bunu da incelemiş. Hırsızlık suçundan mahkumiyet hükmünü kurmuş yerel mahkeme. Müdafi şu dilekçe yapmış. Güzel. Diyor ki, tamam diyor, ispat bakımından suçüstü yakalamışsın, bunu tartışmıyorum ben diyor. Ama bak diyor, teşebbüs aşamasında kalmış eylem. Zira çıkışta yakalamışsınız çocuğu, üzerinden herhangi bir işlem çıkmamış. Dolayısıyla teşebbüsü uygulamam gerekir, uygulamamışsan bir hata. İki, 168. madde etkin pişmanlığı uygulayabilirdi. Zira şahıs gelip ben şikayetçi değilim demiş. Koşulların oluşmadığına takılmayın lütfen. Taleplere bakın. Bu 168. maddeyi uygulaman gerekir etkin pişmanlık. Onu da uygulamamışsın. Üç, burada şahsın eylemi yardımcı faillik niteliğinde sen fail olarak kabul etmişsin. Bunlar dikkat alıp kaldır karar, yeni bir hüküm kur diyor. Bu kadar. Yani her zaman beraat isteyeceğiz. Ama bozma talep etmeyecek tabii ki bu durumlarda. Şimdi savcı bunları söyledikten sonra hatalı olan talebi de bu. Bozma talep ediyorum demiş. Burada bozma isteyen bir karar değil ki, bir talep değil ki. Kaldır o kararı, benim istediğim yönde şu kararı veriyor. Bozma kararı verebiliyor bölge adliye mahkemesi ama bu hallerde değil. Dolayısıyla buna dikkat edin. Hukuk aykırılıklarıyla sürebilir miyiz? Mutlaka ileri sürebilmemiz lazım. Biraz sonra söyleyeceğim. Bu taleple bölge adliye mahkemesi ceza dairesine geldi. Hemen şunu beklemeyin. Duruşmayı açacak da tanıkları çağırıp böyle bir şey yok. Üç aşamalı bir inceleme görmüş. Birinci aşama şu, ön inceleme diyor kanun koyucu. Yetki ve de hani demin söylediğim süre, başvurulabilecek kararlardan bir başvuracak kişi misiniz? Bu bakımlardan inceliyor. Bunlardan dolayı talebinizi reddederse buna karşı itiraz imkanınız var. Yerel mahkemede olsaydı istinafa götürüyorduk bu ikinci halde. Buradaysa itiraz ediyorsun. Kendisine itiraz ediyoruz. Değiştirirse değiştirecek, değiştirmezse sonraki daire sistem biliyorsunuz. En sondaki, en başa. Sorular varsa bunu konuşuyoruz. Geldik ikinci aşamaya. Asıl önemlisi burası.
dosya üzerinde inceleme yapma yetkisi var. Ki benim öngörüm ağırlıkta da burada bitecek istinaf yargılaması. Benim dediğim gibi birçok halde duruşmayı açmayı gerek görmeyecekler. Neler karar verebiliyor onu da söyleyeyim. Esaslar reddedebiliyor aynen Yargıtay gibi. Düzelterek esaslar reddedebiliyor talebimizi. Düzelterek onama dediğimiz şey. Bir de bozma kararı verebiliyor. Demin dedim ya size oturup da size istinaf şudur falan açıklama yapmayacağım. İstinaf sistemi biz kendi anlamına uygun değil. Bozma kararı. Ama önemli sonuçları var. Hemen söyleyeceğim. Hemen gelelim şimdi burada. Bir, esaslar reddi kararını dosya üzerinden nasıl veriyor? Şöyle vermesi gerekiyor. Bütün dosyayı okuyacak. Yargıtay'ın dediği gibi. Delilleri inceleyecek. Bütün deliller toplanmış. Yerli yerinde incelenmişse talep esasdan reddedilmiyor. Esastan kararı kaldırma yetkisi var mı? Hayır diyor. Bozmak isterse bozabiliyor. Dolayısıyla esastan reddederse dosya üzerinden karar verebiliyor. Burası önemli. Şöyle eleştiriyordum ama dediğim gibi yine hani belki haksızlık etmişim. Yargıtay'ın üç satırlık kararları gibi kararlar çıkacaktı. Deliller toplanmış, yerli yerince incelenmiş. Herhangi bir hukuk aykırılık bulmadık. Onanız. Okuduğum kararlar şöyle. Yerel mahkemenin bütün sürecini tartışmışlar. Talepte bulunulan her şeye cevap vermişler. Ha her kararı gördün mü görmedin mi? Gördüm birkaç kararı söylüyorum. Zamanla bu kararlar geldikçe görecek. Yani biraz önce anlattığım kararda söylüyor bunları. Bak şunu talep etmişsin, şundan dolayı kabul etmiyorum. Bunu talep etmişsin, bundan dolayı kabul etmiyorum diye tek tek bunlara da cevap verdikten sonra yerel mahkemenin hükmünün doğru olduğunu ve talebin esasen reddine karar verdiğini söylemiş. Eğer böyle kararlar çıkarsa en azından şunu ben tatmin olmuş oluyorum. Kararı gerekçesiyle görüyoruz neden söylediğini. Kararı beğeniriz beğenmeyiz ayrı bir olay. Bunu da geçmiş olalım. Gelelim şimdi düzeltmeler esasen de üzerinde uzun durmayacağım. Ceza Mahkemesi Kanunu 303. maddesini biliyorsunuz. Basit hukuk aykırılıkları, basit yanlışlıklar. Her şeyi doğru yapmış da kanun maddesini yanlış yazmış. Toplamayı yanlış yapmış. Onları da düzelterek esasen red imkanı var. Şimdi asıl konuya gelelim. Bozma. Şimdi bozma şu tartışmaya girmeyecek. Ya bu bölge adliye mahkemesi bozmaya karar versin vermesin. Aynen. Bozma kararı verme yetkisi var. Hangi halde? 289. madde. 289. madde ne? Hukuk aykırılıklar, kesin hukuk aykırılıklar. Biliyorsunuz şöyle düzenliyor bizim kanunumuz. Temiz sebebi hukuk aykırılıktır. Hukuk aykırılık bir kanun uygulanmaması veya yanlış uygulanması ama aşağıdaki haller kesin hukuk aykırılıktır diyor. Tek tek saymış. Şimdiden söyleyeyim sonra zamanı kalmayacak. Önemi şurada. Bir iki tane örnek vereyim. Hükmün hukuk aykırı yöntemlerle elde edilen delille dayanması. Görevsiz mahkemenin kendisini görev sayması gibi gidiyor. Bir sürü hal var. Ama sonucu şu, bozma üzerine dosya tekrar yerel mahkemeye geliyor. Yerel mahkemeye bizde dosyanın geldiği sadece iki hal var. Birisi bölge adliye mahkemesinin bozma kararı vermesi, birisi de dosyanın doğrudan temize gitmesi. Sonucu ne? Yerel mahkeme, bölge adliye mahkemesinin bozma kararına direnemiyor. Ha o zaman sonucu ne? Şu sonucu var. Bölge adliye mahkemesi hukuka aykırıdır derse kullandığın dili, yerel mahkeme bu artık bu deliği çıkarmak zorunda. Yeni bir karar çıkacak, uymak zorunda. Uymadan sonra serbestlik kuralımız var biliyorsunuz. Dolayısıyla mahkumiyet hükmü çıkmış bir dosyadan kaç tanesinde çıkar bir garantimiz yok ama beraat kararı çıkma ihtimali. Dolayısıyla dosya döndüğünde çok iyi hazırlanmak lazım. Bir örnek daha. Görevsizlik kararından dolayı bozdu. Görevli mahkemeye gönderdi. Ne olacak? Bütün işlemlerin tekrarı gerekiyor. Yepyeni bir karar verecek. Dolayısıyla artık bence bozma kararı bölge adliye mahkemesi tarafından veriliyorsa yepyeni bir niteliğe kavuştu. Bunu da bilginize sunmak isterim. Onunla ilgili de bölge adliye mahkemesi kararlar vermiş. Onu da geçtiğimiz izin verseniz. Geldik şimdi dosya üzerinden incelemeyi de yetersiz gördü bölge adliye mahkemesi. Dedi ki ben duruşmayı açayım. Duruşmayı açtığında hangi kararlara verebiliyor? Esas sanet ve yeniden hüküm kararı. Şimdi burada hemen bir iki hususu bilginize sunacağım. Şimdi esas itibariyle eğer duruşmayı açmaya karar verirse iki şeyi tekrar edecek. Neyi? Birisi duruşma hazırlığı, ikincisi de duruşma. Kanun da diyor ki daha sonra bakarsınız. Aslında yerel mahkeme nasıl yapıyorsa sen de öyle yap diyor. Ama şu istisna ile gerekli görürsen yap diyor. Örnek vereyim. Duruşma hazırlığı bakımından kullandığı ifadeyi söylüyorum size. Mahkemece gerekli görülmemesine karar verin. Gerekli görürler mi? Bilmiyoruz.
Dolayısıyla bu gerekli görürse ifadesi de Bölge Adliye Mahkemesi'nin duruşma yapmasını büyük oranda engellemiş oluyor bana göre. Dolayısıyla dikkat ederseniz gerekli görmediği takdirde duruşmayı açsa dahi dosyadakilerle yetinecek. O zaman sorabilirsiniz, duruşmanın anlamı ne? Yargıtay'da şu anda ne yapılıyorsa aynısı. Yani Yargıtay'daki mürafa benzeri bir duruşma yapılacak. Buyurun ne diyorsunuz? Biz şunu talep ediyoruz, biz de bunu talep ediyoruz. Eyvallah siz gidip biz sizin aklınızdan kararı göndereceğiz. Şu andaki gelişme aşağı yukarı karşımıza çıkacak gibi. Bir özel düzenleme daha var. Bu tabii çok sıkıntılı. Diyor ki, eğer diyor duruşma sanığın talebi üzerine, istinaf başvurusu üzerine açılmışsa sanığa da şu ihtar yap diyor Bölge Adliye Mahkemesi'nde. Duruşmaya katılmazsa talebin esasen reddedilecek. Bu çok yanlış bir düzenleme. Diyor ki başta seni tehdit ediyor. Gelmezsen talebini reddederim. Başvurma ona göre dikkat ediyor. Dolayısıyla bu adil yargılama hakkına aykırı bir düzenlemedir. Ama o tartışmayı bir kenara bırakacak olursak düzenleme bu. Nasıl uygulanacağını da bilmiyoruz. Çünkü şu sorular var. Acaba müdafi başvurursa bu düzenleme uygulanacak mı? Belli değil. Şahıs kendisi başvurdu da zorunlu müdafiğin arandığı haller müdafi duruşmada acaba bu defa reddedecek mi kendisi hazır değil diye. Tutuksuz sanık diyor. Tutukluysa eyvallah gelmeyebilirsin diyor. Ama tutukluysa baştan tehdit bu. Bu da dikkatimizden kaçmaması gereken bir düzenleme. Bununla geçtim. Duruşma bakımından da uzun uzun duruşmayı anlatmayacağım. Demin söylediğim gibi diyor ki yerel mahkemedeki duruşmayı yapacaksın diyor ama aşağıdaki istisnalar dışında. İstisnalar neymiş? Saymaya çalışacak size. Bir, rapor okunur diyor. Üyelerden birisi rapor hazırlayacak. Başkan ve iki üye var biliyorsun. İki, gerekçenin hükmünü okuyacaksın diyor. Yerleştirin konusu da bu. Duruşmayı açtık, duruşma yapıyoruz. İstinafta dedim ya size, hani istinaf dedim diye anlatmayacağım. Anlamı yok işte onu anlatmadım. Normalde kanunun ilk halinde duruşma açmaya karar verirse hükmü kaldırır diyordum. Almanya'da benim gördüğüm örnekler şöyle, istinafa karar verdiyse istisnalar dışında sıfırdan yargılama yapıyor. Önceki tanığı nasıl dinlemiş, kimi dinlemiş, hiç bakmıyor. Onları bile dinleyecekse, yeni dediğini sürmeyecekse bile açıyor duruşmayı, her şeyi sıfırdan yapıyor. Öncekinin kararını açıklamak olmuyor. Burada önceki gerekçeli kararı okuyacaksın diyor, karar daha duruyor. Bir sonucu daha çıkacak biraz sonra, onu da biraz sonra söyleyeyim. Dosyadaki her şeyi okur diyor, bütün raporları okuyacaksın diyor. Yine yargıtayın yaptığı şey, gerekli görürse tanık dinler, bilirkişiye başvurur. Demin söylediğim ne kadar gerekli görürler bilmiyorum. Bütün bunları bitirdikten sonra hükmünü verecek. İki hüküm verebiliyor, gene talebi esasdan reddedebiliyor. İkincisi, yerel mahkemenin kararını daha şimdi kaldırıyor, kendisi bir hüküm tesis ediyor. Ne zaman? Dediğim gibi o aşamada gerekli görürse. Peki, bu durumda yeni hüküm hangisi? Bölge Adliye Mahkemesi'nin hükmü. Şimdi hızlı hızlı toparlıyorum, birkaç şey kaldı. Zamanında var daha, gayet iyi gidiyorum eğer yanlış görmüyorsam. Bir, Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği hüküm, memnun olmadık karardan ne yapacağız? Hemen adım adım söyleyeyim. İtirazı söyledim, onu kenara koydum. İkincisi, bozmayı söyledim. Bozma kararı yerel mahkemeye dönecek. Uymak zorunda. Vereceği yeni hükme karşı başvuracağımız yol gene istinaf kanunu yolu Bölge Adliye Mahkemesi. Bu döngü devam edecek. Bir daha bozarsa gene aynı. Bozmazsa bu defa şimdi konuşacaklarımız. Geriye ne kaldı? Bu iki hal dışında bir tane daha istisna var. Bazı kararlara karşı kanun yolu kapalı. Şimdi söyleyeceğim örneği. Onun dışında bir şey kaldıysa kanun yoluna başvurmak istiyorsanız temyize gidebiliriz diye gidebiliriz. Kanun buna izin veriyor. Peki şimdi bakalım. Hangi hallerde kanun yolu kapalı? En önemli nokta da burası. 286. maddenin 2. fıkrası uzun uzun saymış. Hepsini söyleyeceğim. Bir tane örnek bize fikir verecek. Okuyayım ben size, siz de beni takip edin. İlk derece mahkemelerinden verilen 5 yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine dair Bölge Adliye Mahkemesi kararı. Ne anlama geldiğini anlatabilir miyim? Ya da anlayabildik mi? Ya da davaların yüzde kaçıdır tahminen? 90 belki de. Ben kendim saymaya çalışıyorum. Şimdi dikkat edin, somut ceza, yerel mahkeme somut olarak 5 yılın üzerinde ceza verirse
Ve bu karar esasen reddedilirse temize gidebiliyorsunuz. Nitekim verilmiş karar, hırsızlıktan demin anlattığım olayda 4 yıl 2 ay hapis cezası vermiş. Müdafi 3 halden dolayı kaldırım kararı yeniden karar vermiş. Hepsine de doğru gerekçesiyle tek tek cevap vermiş. Kaldırmıyor, karar doğrudur. Talebin esasen reddediliyorum demiş. Bitti orada. Başvurabileceğiniz bir karar yok. Bölge Adliye Mahkemesi diyor ki dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar veriyor. Ben şöyle saymaya çalışıyorum. Öldürme, cinsel suçlar, yağma, terör suçları, örgüt, uyuşturucu madde, zimmet, dolandırıcı filan rüşvetin ağır hali ama bakın 8 ekran geldi. Unuttuğum olabilir. 2 tane daha koyup kanunda 200 civarında madde var. Dolayısıyla şunun için bir daha söyleyeyim. Hani İstinaf işi uzatır diyorlar ya, eğer sisteminde yürütürlerse işi filan uzatmayacak. Adil yargılanma hakkına uygun mu o ayrı bir tartışma konusudur. Ama işler daha hızlı gidecek. Şundan dolayı 7 bölge, belki bu bölgeler artacak. Her bölgede ihtiyacı göre işte 10'dan daha fazla veya 10 civarında daire var. Ve en son kendi yaşadığım örneği söyleyeyim. Şeker hastası olduğunu söylüyor, bilincini yitirdiğini, ne yaptığını bilmediğini söylüyor ama evin penceresinden içeriye girmiş. İhtimalle hırsızlık, evde bir de hanımefendi var girdiği odada cinsel saldırı vesaire vesaire. 6 ay civarında sürdü sanırım. Yerel mahkeme hükmünü kurdu. 2,5 yıl civarında bir ceza vermiş ama tam kararı okuyamadım, neden verdi vesaire. Şimdi Bölge Adliye Mahkemesi 2 ay içerisinde filan elindeki işi çıkartıyor. Bakın 1 yıl sürmedi. Yani sistem böyle devam ederse işler pek uzayacakmış gibi gitmiyor. Dediğim gibi 286. maddenin 2. sırasına bakarsanız çok uzun maddeler. Şimdi yavaş yavaş topluyorum. Diyelim ki temize başvurulabilecek haller. Ne yapacağız? Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuracağız. Süre 7 gün. Şimdi 2 tane önemli şey var. Onlarla hızlı hızlı toparlayayım. Bir de Yargıtay karar verdikten sonra ne olacağını toparlayayım. Dediğim gibi tam da çeyrek geçe bitireceğim. Şimdi 1. 20 Temmuz'a kadar hatırlarsanız şöyle bir uygulamamız vardı. Süre tutum dilekçesini veriyorduk Yargıtay için. Arkasından orada inceleme yapılana kadar layihamızı sunabiliyorduk. Hatta ben şöyle anlatıyordum. Dilekçenizi verdiniz de o ara çok uğraşamadınız. Artık rahatsınız. Daha incelemeye başladılar. Başlamadılar. Bir tane daha dilekçe verin. Uzman mütalaası alın. Şunu yapın. Yeni delil buldunuz. Yeni delilleri süremiyorsunuz ama ona dayanarak bir talepte bulunabilecekseniz bunu söyleyin. Buna engel yok. Şimdi bu bitti. 7 gün içerisinde süre tutup eğer gerekçeli karar değilse, gerekçeli karar geldikten sonra da bir 7 gününüz daha var. Ek süreniz yok. Bu bir. İkincisi ama asıl önemli nokta gerekçe gösterme zorunluluğu. Kanun diyor ki açıkça temize başvuruda neden göstereceksin? Peki göstermezsek, bak bu arada şimdi biraz zamanı değerli kullanayım diye hızlı gitmeye çalıştım. İstinafa başvuruda Cumhuriyet Savcısının sebep gösterme, neden gösterme zorunluluğu var ama bizim yok. Müdafiin yok, vekilin yok, katılanın yok, sanığın yok. Sadece Cumhuriyet Savcısının var istinafa başvururken. Bununla beraber temyize başvururken herkesin, başvuran herkesin neden gösterme zorunluluğu var? Peki neden göstermezsek ne olacak? Adım adım söyleyeyim. 1. Hiçbir neden göstermediyseniz bu sebepler talebiniz reddedilir. İstisnası var mı? Var. 289. madde. Yani Yargıtay alacak dosyayı diyecek ki senin taleplerini neden göstermediğin için reddettim. Ama 289. maddedeki demin söylediğim mutlak hukuki aykırılıklardan birisi var. O sebeple bundan dolayı bozdum diyor. Sonuç aynı. Ama 289 da yoksa talep reddedildi gitti. 2. Sebep gösterdiğinizde 5 tane sebep sıraladınız. Şu hukuk aykırı, bu hukuk aykırı. Hiçbirini kabul etmedi. Gene talebin reddine. İstisnası gene 289. madde. Dikkat edin. 3. ihtimal, siz sebep gösterdiniz. 5 tane sebep göstermişsiniz. Birisini olsun kabul etti. Bu defa kendisi de sebep ekleyebiliyor. Yani diyor ki, senin taleplerinden şunu kabul ettim sebeplerinden ama ben de şunları buldum. Dolayısıyla bu kısmı şununla tamamlayayım. Temyiz dilekçesi artık çok büyük özellik arz ediyor. Eskiden temyiz ederim demeniz yeterli diyorduk ya, yetmiyor artık. Nedenleri tek tek sıralayacaksınız. Şunu demenizin bir anlamı yok.
ben şunları buldum, sen de bulduğundan boz demenizin bir anlamı yok diyebilirsiniz de sizinkilerden birini kabul ederse kendisi etkili. Dolayısıyla sebebe de dikkat etmemiz gerekiyor. Şununla tamam diyeyim. Yargıtay Ceza Dairesi karar verdi. Şu ana kadar hangi kararlarsa orada bir değişiklik yok. Talebinizi kabul etti, bozma. Talebimizi reddetti, istemin reddine yahut da bizim ifademizle onama düşme ihtimal varsa bu kararları verdi. Burada, bu karara karşı hangi kanun yollarına gidilir ya da sonuçları neler? Birincisi şunu aklımızdan çıkarmayalım. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı. Tek yolumuz bu. Bizde karar düzeltme falan yok. Bu bir kenarda dursun. İki, onama kararı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı da işlemediyse, yerel mahkemenin kararı onandıysa, yanlış söyledim çok özür dilerim. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı onandıysa artık kesinleşecek. Bozulduysa dosya. Dikkat edin. Benim bütün anlattıklarım ceza muhakemesine ilişkindi. Özel hukuk muhakemesiyle aman ha karıştırmayın. Çünkü prensipleri tamamıyla farklı. Bizde biraz önce doğrudan dosyanın Yargıtay'a gelmesi hali dışında Yargıtay'dan dosyanın yerel mahkemeye gelme ihtimali yok. Yargıtay her ne karar verirse versin dosya mutlaka ama mutlaka Bölge Adliye Mahkemesi'ne gelecek. Ona da oraya gelecek, Bosna da oraya gelecek. Ona da zaman niye oraya geliyor? O esasını kapatıp dosyayı yerel mahkemeye gönderecek. Çünkü bozma ihtimali vardı. Bosna niye oraya geliyor? Onun kararını bozmuş oldu. Bozma doğrultusunda ya uyacak ya dinlenecek eski sistem. Uyduğu takdirde yeniden karar, bunu temiz ederseniz gene ceza dairesi, dinlenirse genel kurula gelecek. Burada genel kurul ne derse oluyor. Unuttuğum son bir şey. Onunla son cümlem bitiriyorum. Şimdi temyiz dilekçesini yazarken dedim ya, hukuk aykırılıkları belirtmeniz gerekiyor. Zira esasa giremezsiniz. Artık olayla ilgili açıklama yapmanızın bir anlamı yok. Şu hukuk aykırılığı, bu hukuk aykırılığı. Ama burada şunu tavsiye ederim. Hukuk aykırılığa bağlı olay incelemesini anlatabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse, tanığın dinlenmesi gerekiyor. Tanığı dinlememesi kanun şu maddesine aykırıdır. Hukuk aykırılıktı. Peki tanığı dinleseydi ne olacaktı? Benim şu olaya ilişkin açıklamalarım ispat bakımından kabul edecek. Dikkat edin. Burada hukuk aykırılık talepleri bunlar. Ama asıl söyleyeceğim bu değil. Şu, deminden beri onu anlattım. Çok ciddi bir problem yaşayacağınız nokta şurası. Bölge Adliye Mahkemesi dosya üzerinden esaslar reddedecek talebimizi. Ve normalde biz Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararına karşı temyize başvuruyoruz. Hangi hukuk aykırılıkları söyleyeceksiniz? Bir şey dememiş ki, dediği üç cümle yerel mahkeme doğru söylemiş, deliller toplamış, talepleri şu bakımdan reddediyor. Dolayısıyla esasla ilgili şeyler söylüyor. Yani hukuk aykırılığı çıkarabileceğiniz şey yok. Bu halde benim daha şu, yerel mahkemedeki hukuk aykırılıkları da ileri sürebilirsiniz. Zira orada dosya üzerinden de karar vermiş, o başvururken ona da dikkat edin. Zamanında bize biraz açtım, özür dileyerek. Yargıtay'a gideceğiz ama. Elbette hiç şüphe yok. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararlarına karşı başvuracağımız kanunu Bölge Adliye Mahkemesi'dir. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum efendim. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten gördüğünüz, tespit ettiğiniz gibi aydınlatıcı, nokta nokta olayı, istinafı ortaya koyucu ve hepimizin bilmediği bir kanun yolunu ortaya koyarken aydınlatıcı ve anlatıcı bir ifade içerisinde Ali Kemal Bey konuyu ortaya koydu. Çok çok teşekkür ederiz kendisine. Şimdi size sorularınıza geleceğiz. Haydi tabii ne kadar güzel kalabalık olduğunuz için soru sormak isteyen ya da katkıda bulunmak isteyen çok arkadaş olabilir. Yalnız bugün maalesef burada bir problem varmış. Değil mi? Bu dağıtım mikrofonu yani seyyar mikrofon pek çalışmıyormuş. Onun için çalışıyor mu? Çalışmıyormuş. Onun için lütfen katkıda bulunmak isteyen ya da soru sormak isteyen arkadaşlar lütfen ayağa kalkarak kendilerini zorlayarak yüksek sesle konuşsunlar ki hepimiz duyabilirim. Evet, soru sormak isteyen arkadaşlar ve bunlara cevap tek tek mi olacak? Pelin'cim, sen nasıl bulursan?
O zaman soruları... Hocam mahkemenin yeri nerede belli yok bunların yerine? Özellikle Fakat Petarpıç. Kartal. İstanbul'da Kartal. Yani Anadolu Adliyesi'nde şu anda. Evet. Soruları tek tek alacağız. Bunları tespit edecek Ali Kemal Bey, ben de yardımcı olabilirim ve ondan sonra cevapları vereceğim. Çünkü soru cevap çok vakit kaybına sebebiyet veriyor, dikkat dağılıyor. Bu nedenle bu yöntemi uyguluyoruz. Evet, bir soru vardı arkada, buyurun size sonra sorayım. Evet. Merhabalar, teşekkür ederiz. Sunumumuz için. Ben Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Size bir sorum olacaktı. Süre tutum dilekçesiyle ilgili önce bir açıklama yaparak sonrasında da sorumu sormak istiyordum. Biraz istinaftan bağımsız olacak ama olsun. Gerekçeli karar verildikten sonra kanun yoluna başvurulabilmesi için kararlar gerekçeli şekilde teslim edilmemiş ise bu durumda süre tutum dilekçesi uygulamada veriliyor. Kendi hocam Hakan Pekcan'ın test bunun uygulamada hata olduğundan bahsetmişti ve bize şunu ifade etmişti. Sadece kısa karar verilmesi halinde süre başlamaz. Gerekçeli karar verilmesine kadar süre tutum dilekçesi verilmesine gerek yoktur. Çünkü süre ancak gerekçeli kararın açıklanmasıyla başlar demişti. Usul hukukunda bu şekilde ancak ceza yargılamasına nasıl bunu merak ediyordum. Teşekkür ederim. Usulcü. Onu yazıp ondan sonra devam edelim. Buyurun. Hocam şu açıklamayı yaptı. Alman ceza yargılamasında istinaf bizdekinden çok daha farklı işliyor. Orada gerçekten yeniden başlama yapılıyor ve bütün deliller tekrar inceleniyor. Büyük oranda her dava değil belki ama. En azından buradaki uygulamaya göre farklı olacaktır, oluyor diyorsunuz. Bu adil yargılama hakkına aykırı mı değil mi? Burada bir tartışma yapar mısınız hocam? Evet. Hocam. HAGV ile ilgili. Pardon. Evet. Evet, HGV ile ilgili ilk derece mahkemesi teklif etti, kabul etmedik. Bu hakkımız istinafta devam edecek mi? Fakat dava duruşma açmazsa bir kayba uğrayacak mı? Evet. Başka soru var mı? Buyurun. Değerli hocam, vekilin resen, vekilinin onayı olmaksızın istinaf kanun yoluna başvurmasının olanaksızlığından yanlış anlamadım sanırım. Şimdi bir somut örnekten yola çıkarak şu sorunun cevaplanmasını istirham ediyorum. Varsayalım ki bizim müvekkilimiz yakalanmalı ve kaçak. Ve gıyabında hüküm tecrü edildi. Vekil sıfatıyla tarafımıza. Elbette süre tutumu verdik. Ya da veremeyeceğiz. Çünkü benim müvekkilim ortaya çıkıyor. Şu ya da bu sayede. O zaman da bir yasal hakkı zayi olması, kaybolması sonucu doğmayacak. Bu bir sorun daha istirham edelim. İkinci husus, duruşmayla ilgili İslam Mahkemesi'nin duruşma açmamakta bir anlamda muhtar olduğunu ifade ediyoruz. Ama bunun yanı sıra değerli Köksal Hocam açış konuşmasında istinafın Osmanlı'dan kaynaklanan sözlük anlamını getirdi. Yani yeniden başlamak. Şimdi yeniden başlamaksa sözlük anlamı gibi gidecek ise mahkeme duruşma açmayacak ise benim istinafta yeni delil, ibraz ve ikame hakkım nereye gitmiş olacak? Teşekkür ederim. Tabii ben de aynı şeyi söyleyecektim. Şimdi grup grup da yapabiliriz. 4 soru oldu. Onlara ayrı ayrı cevap verelim. Şimdi, enteresan sorular. Dediğim gibi, hem çok sesli hem hocamın yanında sorum yapıyorum. Heyecanlıdan unutabilirim. Onun hepsine önce cevap vereyim. Sonra parça parça gidelim. Birincisi şu. Asıl iradesi belki biraz hızlı anlatayım. Belgesinden yanlış anlatıp söylemiş olabilirim. Esas itibariyle bizim başvuru yetkimi, müdafi veya vekilim devam ediyor. Ama savunduğumuz kişi veya vekil olduğumuz kişi gelip de hayır ben başvurulsun istemiyorum veya ben başvurudan vazgeçiyorum diyorsa, iradeler bu anlamda çelişiyorsa onun iradesine değer tanıyor kanun düzenlemesi.
Dolayısıyla siz ona ulaşamadıysanız zaten sizin başvuru yetkiniz devam ediyor. Orada bir problem yok. Şu konuda çok haklısınız. Şimdi duruşma açıp açmamakta serbest mi? Tam da zaten başta da uzun uzun size istinaf nedir, ne değildir diye hocam sağ olsun onları anlatmış zaten ama anlatmayacağım demenin sebebi oydu. Çok büyük sıkıntı getiriyor. Şundan dolayı büyük sıkıntı getiriyor. Mesela hep bana sorulan soru şu. Acaba duruşma istendi, yazalım mı, yazmayalım mı taleplerimize? Hiçbir anlamı yok, hiçbir önemi yok. İstemeseniz de açacak, isteseniz de açmayabilecek. Yani siz duruşma yapmadan dosya üzerinde karar ver deseniz dahi duruşma açabilecek. O yargıdaydı da. Aynen. Tersine duruşmayı aç deseniz dahi ben gerekli görmüyorum derse açmayacak. Yani dolayısıyla adil yargılanma hakkı bakımından demin dedim ya, yani işleri hızlandıracak mı, yani yavaşlatacak mı diye soruyorsanız yavaşlatmayabilir ama adil yargılanma hakkı ne kadar korunacak o şüphe. Yani dolayısıyla var işleye ben de katılıyorum. Hızlı hızlı devam edeyim. Şimdi hükmün açıklanmasının geri bırakılması çok güzel. Eğer dosya üzerinden incelerse, bakın işte dosya üzerinden incelemenin bir sıkıntısı daha var. Siz dediniz ki, ben hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmiyorum, zira istinaf incelesi daha güvenceli olsun dedi. Dosya üzerinden incelediğinde orada kalacak. Yani dolayısıyla orada size bir daha sormayacak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istiyor musun, istemiyor musun diye. Kalbimize yazdığımızı düşünelim. Yapın, bilmiyorum, fark etmez. Yani siz orada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına sen karar verdirmenin artık bir anlamı yok. Çünkü dosya üzerinden yeniden bir karar verme yetkisi yok. Demin dedim ya, ya esaslar reddediyor ya bozuyor. Bozarsa yaşadınız, bozmazsa gitti o hakkınız. Yok artık. Dikkat edin buna. Anlatabildim mi? Çok iyi anladım hocam da. Bir yani şey daha. Tesis ettiğin kararı kaldır, HAGB ver şeklinde bir taleple. İşte onu anlatıyorum ya. Evet. Siz kaldır demenizin bir anlamı yok. O dedi ki dosya üzerinden engelledim. Hukuk aykırı bir şey yok. Dolayısıyla talebinizin reddine dediğine gitti. Yani o yüzden hükmün açıklanmasının geri bırakılması talebindeyseniz yerel mahkemede çok dikkat edin. Ha duruşma açtıysa diyelim ki yerel mahkemede kabul etmediniz, hiç sıkıntı değil. Orada da yani koşulları içerisindeyse bir daha olacak. Çünkü orada yeni bir karar veriyor. Eğer mahkumiyet hükmü çerçevesindeyse, hatta bunun da örneğini vereyim. Zamanım olmadığı için mesela şunlar falan çok eleştiriye açık. Tanık dinleyebilir diyor ya, nasıl dinleyeceği belli değil. Bilir kişiye veya keşif asıl önemli problem. Şimdi Edirne'de keşif yapılacak. Taraflar Edirne'de. Peki istinabı kim istinabı edecek? Ben şunu iddia ediyorum. İstinabı eşitler arasında olması gerekiyor. Eşiti yok. Alır ceza, yani hükmü vermiş olan istinabı etsin dediniz. Eğer hükmü vermiş olan istinabı etsin derseniz korkumu söylüyorum. O iş savcıya kadar gider. Çok yanlış bir uygulama ama ona da söyleyeyim. İki hafta önce Edirne'de sunum yaparken dediler ki Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkeme hükmü vermiş olana, bakın adil yargılanma hakkı bakımından gene tartışır, hükmü vermiş olana demiş ki tarafların beyanlarını al göndermiş. Biz zaten onun hükmünü beğenmedik, tatmin olmadık. Adil yargılanma arkadaşlar şuna buna aykırı bulduk da sana geldi. Sen ne diyorsun, işlemleri sen yap. Delili topla diyecek mesela. Güzel ama ben zaten onun delili güzel toplamadığı iddiasındayım. Tanığı dinlemedi veya tanığı benim istediğim şekilde bana soru sorulmadı. Sen diyorsun ki bir daha dinle. Sen yaptırmıyorlar. Orada yaptırsan sana gelecek. Yani dolayısıyla çok ciddi bir problem. Bunu da geçtim. Adil yargılama duruşmanın yapmaması onu da söyledim sanırım. Bunu da geçtik. Süre tutum dilekçesi. Şimdi esas itibariyle bir daha şunu ısrarla vurguluyorum. Benim anlattığım ceza muhakemesinde istinaf kanunu yolu. Özel hukukta, medeni muhakemedeki istinaf kanununun prensipleri çok farklı. Mesela onlarda gerekçe gösterme zorunluluğu var, bizde yok. Yargıtay'dan dosyanın yerel mahkemeye gelme ihtimali var. İşte taleplerin artırılıp artırılmayacağı vesaire vesaire bir sürü fark var. Bizde onların hiçbirisi yok. Dolayısıyla dikkat şimdi. Burası ama çok önemli. Bir, bizde bazı mahkemeler arkadaşımızın söylediği, şimdi kendisi göremiyorum orada kaldı. O uygulamayı yapıyor. Mesela iş mahkemeleri bazıları süre tutma falan gerek yok, gerekçeli karardan başlatırım diyor. Yargıtay da bunu kabul etti. Daha doğrusu Yargıtay bu uygulamayı yaptı. Nitekim dikkat edin şimdi, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, sen diyor süre tutun diye bir şey söylüyorsun ama diyor adamın elinde gerekçeli karar yok. Kanun yolla
başvurmayacağını, nasıl başvuracağını senin gerekçenden sonra düşünecek bu kişi. Dolayısıyla süre tutum diye bir şey söyleyemezsin. Süreyi kanun gerekçeli kararı açıkladıktan sonra diyeceksin diyor. Peki bu bizim başvurularımızı hukuk aykırı hale getiriyor mu? Prensip itibariyle hayır, şundan dolayı. Süre tutumdan sonra gerekçeli karar gelince 7 gün daha var. Ha şunu tartışıyorsanız ayrı. 7 günlük süre gerekçeli karardan sonra kısa mı uzun mu? Ayrı bir tartışma ama burada adil yargılanma hakkı bakımından ben herhangi bir hukuk aykırılığı görmüyorum. Bizde kanun açık düzenlemesi, süre tutumu vereceksiniz sana bu süre tutumu da biz diyoruz. Yüzünüze karşı gerekçesiz kararsa 7 gün, gerekçeli karar geldikten sonra 7 gün daha. Hocam orada da hukuk aykırılık kanımca var, katılmıyorsunuz ama. Şimdi örnek gene oradan gidelim. Herhangi bir müdafi arkadaşımız Yargıtay'da bir olayı takip ediyor. Sonrasında hukuk aykırılık savunma hakkının sınırlanması anlamında var, onu anlayacağım. Yargıtay'da inceleme, karar devrene kadar mevcut sistemde yeni bir laya vermek serbestisi var. Hüküm açıklanana kadar Yargıtay'da bir dilekçe verebilirsiniz, 5 dilekçe verebilirsiniz, bir yasal engel yok. Şimdi size geldi bir ikinci hukukçu olarak vatandaş. Dedi ki benim X avukatım vardı, o takip ediyor ama Yargıtay'daki dilekçesini de verdi. Yargıtay'daki işimi sizin de takip etmenizi istiyorum. O zaman karşımıza 7 gün içerisinde gerekçeli laya verme, verememe, o daha sonra verememe yatağı çıkacak. Bu benim o davayı üstlenememem sonucunu doğuracak. Ve vatandaşın da bu anlamda savunma hakkının kısıtlanması sonucunu doğurmayacak mıdır? Haklısınız ama uygulama ve sistem bu. Yani bu 7 gün artı 7 gün. Haklısınız yani ben sana yansın olduk ne kadar tartışsak tartışalım ama düzenleme bu. Süreleri artık dikkat şeyi bitirdi artık. Hani 7 gün, 7 artı 7 gün daha sonra süre falan yok. Yani kanun düzenlemesi bu. Yanlış algılama olmaz. Bir grup daha alalım. Buyurun şimdi söz vereceğim. Buyurun. Benim 280'lerde yok. Daha yüksek sesle söyleyebilir misiniz? Pardon. 280'e B. Evet. Fıkrası diyor ki dosyanın yeniden inceleme ve hükmü olmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemeye veya kendi yargın çevresinde uygun göreceği diğer bir derece mahkemeye söz gönderir. Acaba bu görev yönünden mi? Aynen. Demin dedim ya hani görevsiz mahkemeye görevliye gönderecek her şeyi tekrar edecek. Evet. Buyurun siz arkasından da diğer evet, buyurun. Ben şunu sormak istemiştim. Madde 280 A ve B gereğinde hapis cezasından çevrilen adli para cezaları tarif olmak üzere sonuç olarak belirlenen 3 gün Türk lirası dahil adli para cezasına mahkumiyet halinde istinaf yoluna başvuramıyoruz. Ancak suçun maddi unsurları oluşmamış, suç oluşmadığı halde bir ceza verilmiş ise hangi kanun yoluna başvurmak gerekecek? Çoğunlukları oluşmadan mı ceza veriliyor? Dolayısıyla temiz yolu kapalı, istinaf yolu kapalı, itiraz yolu kapalı. Bu halde sadece biz kanun yararına bozmaya mı gideceğiz yoksa nasıl yol izlememiz gerekecek? Evet. Peki aynı grupta buyurun efendim. Hocam bozma... ne olur ayağa kalksanız rica edeyim. Yani kusura bakmayın biraz... Yeniden yargılama imkanı varken, yani yeni bir yargılama yapma imkanı varken neden bozma yoluyla yeniden yerel mahkemeye geri gönderiyor? Bir daha önce onlarda başka, bizde başka dediniz. Neden gösterme zorunluluğu ceza yargılamasında da yok mu? Hukukta var. Neden göstereceğiz yani? İstinafa başvururken. Evet, teşekkür ederim ben. Bu grupta evet siz. Efendim? Vazgeçme halinde istinafta özel yetki aramıyor dedi hocamız. Yetki, vekaletnamenin başlangıcındaki alınan özel yetki mi yoksa her dava dosyası için müvekkilden o davadan vazgeçme için feda etmesi alacak mıyız? Evet, arkasındaki arkadaş, buyurun efendim. Hocam, 289. maddenin bir kararına göre şöyle bir düzenleme var. Hakimlik görevini yapmaktan kanun gereği yasaklanmış hakimin hükme katılması. Eğer olay kanununa kararnamesinde terör örgütüyle mensubiyet bağı olan bir kişinin meslekten ihraç edilmesi sonucu, daha sonrasında bu olay kanununa kararnamesinin kanun haline getirilmesinde bu fıkra uygulama amacı bulur mu? Bu aslında benim anladığım kadarıyla CMK madde 23'e
yönelik bir düzenleme ama yani bu Fethullahçı hakimler açısından uygulama anlamı olur mu? Bu durumda bir hukuka kesin aykırılık var mı? Yana geliriz. Peki, teşekkür ederim. Bir soru daha, buyurun. Hocam benim işleyişle ilgili birkaç sorum olacak. Şöyle, bu bölge adliye mahkemeleri kararlarına erişim mümkün olabilecek mi? Yani bu sonuçta hukuksal kararlara erişim hakkı var vatandaşlar. İki, bu dediğimiz keşifteki sakınca naip hakim vasıtasıyla mahkeme içinden naip hakim görevlendirilip aşılabilir mi? Üçüncü sorum da bir sorun daha var. Bir dakika. Tamam, iki tane sorayım. Şimdi bunlara cevap verelim Ali Kemal Bey vasıtasıyla. Hızlı hızlı cevap vereyim. Tersten yine başlayayım izin verirseniz. Evet. Benim de öngörüm şu. Bölge Adliye Mahkemesi'nin bulunduğu yer dışında bir işlem yapması gerekirse en makul gelen yöntem naip hakim. Ama orada da şöyle düşünün. Şimdi bazı mesafeleri 5-600 kilometre diyorlar. Yani yakın çevre değil. Nasıl gidecek, işlemi nasıl yapacak, ekibiyle mi gidecek, oradan ayrı bir ekiple mi çalışacak? Yani bunlar biliyorsunuz zabıt katibinin dahi reddini özel olarak düzenliyor kanun koyucu. Hani bunlar böyle oradan birini bul da işlemi yaptığı gibi işlemler kabul etmiyor. Yani dolayısıyla sistemi doğru kurmamız gerekiyordu. Karşılaştırma olduktan belki aydınlatıcı olması bakımından tek bir bilgi daha. Gene Almanya örneği hiç olmazsa temel yerleşim yerlerinde bölge adliye mahkemesi var. Yani en azından İstanbul, İstanbul bölgesi işte. Edirne bölgesi için bölge adliye mahkemesi olmalıydı. Hatta şunu bile yapabilirsiniz. Bakın şurada bir anormallik yok. Ağır ceza mahkemesi doğru işletirseniz Asya Ceza Mahkemesi'nin istinaf mahkemesi olabilir. Şimdi hemen kafanızda olumsuz şeyler yansımasın. Yani yargı sisteminin iyi işlediği bir sistemde bunlarda bir sıkıntı yok. Nitekim Almanya'da böyle uygulamalar var. O yüzden de bunu genişletemezsek bu ciddi bir problem. Bunu geçtim. Kararlara erişim, biliyorsunuz her zamanki problemimiz buna ne desem boş. Onun için çok fazla bir şey söyleyemem. O sorumu da şey yapayım, ekleyeyim. Bu daire içinde ayrıca bir raportör mü görevlendirilecek? Şöyle, tetkik hakimi yok. Üyelerden birisi kendisi rapor hazırlıyor. İşte o yüzden bu iş uzar diye söylüyorlar. Eleştiri bu. Zira hakim başına 3000 dosya düşmesi hesaplanıyor ortalama, yargıtaya esas alarak. Hakimler de kendisi rapor hazırlamak zorunda olunca bu kadar iş yükünün altında kalkamaz eleştirisi var. Ve o yüzden zamanla tetkik hakimi sistemine geçmek gerekir. Düşüncesi var. O yüzden şey olur. Yeniden yargılama bakımından sorunuzu çok anlamadım. İzin verseniz bunu arada konuşalım. Çünkü biraz şey, yani o genel bir kural herkese uygulanacak. Yani hani şu hakim, bu hakim diye bir şey yok ama benim dediğim gibi onu biraz sonra ayrıca konuşalım izin verseniz. Vekaletnamede vazgeçme nasıl olacak? Genel bir kural. Yani her olaya özel olmasına gerek yok. Vazgeçme yetkisi genel olarak söylenmesi gerekiyor. Bir daha söyleyeyim. Burası önemli. Doğrudan istinafta ilgili sanırım soru bu. Sebep gösterme zorunluluğu Cumhuriyet Savcısına ait. Cumhuriyet Savcısı Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinafa başvuruyorsa sebep göstermek zorunda. Göstermediyse reddedecek. Onun dışında müdafi, vekil, tarafların kendileri başvuruyorsa onların sebep gösterme zorunluluğu yok. Buna karşı Yargıtay'da sebep gösterme zorunluluğu var herkesin. Onu da geçtik. Bozma kararı neden veriliyor? Haklısınız, bu çok eleştiriye açık bir konu ama sanırım oradaki hukuk aykırılıklardan dolayı dediğiniz doğru, hukuk aykırı değil diyorsa kal onu yok saysın, kendisi hüküm kurabilir. İşte bakın mantık olarak belki çok basit gidilebilecek bir yolu bir şekilde kanun koyucu ne yaptıysa o hale getirmiş, eleştirinize ben de katılıyorum. Son olarak para cezaları bakımından şimdi tek bir kanun yolu kalıyor, diyor ki kanun koyucu, İstinaf veya temyiz kanununa gidilmeksin kesinleşmiş kararlara karşı kanun yararına borcuna gideceksin diyor. Ama oradaki ihtirazı kaydında o, mesela süreyi kaçırırsanız da hep o son çare elinizde ama sistem artık değiştiği için ve orada dosya yargıtaya gidecek, hukuk aykırılık incelemesi yaparsa sadece aslında yani kanundaki düzenlemelere uygun olarak istinafla temyiz aynı şey değil. Dolayısıyla sonuçları çok farklı olacak. Uygulamada nasıl gerçekleşecek onu bilmiyorum. Ama onu çok uzun tartışmasına girmek için şunu söyleyebilirim. Eğer
istinaf kanun yoluna dahi gidemiyorsanız başvuracağınız kanun yolu kanun yararına bozulur. O açık. Hocam bir soru. Bir dakika. Burayı bir tamamlayalım. Önce size söz vereceğim. Arka taraftan söz almak isteyenler bu grupta lütfen akıllarında tutarlarsa önce sizlere söz vereceğiz. Ondan sonra diğer gruba geçeceğiz. Buyurun. Hocam, bu gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 7 günlük kesin olarak kabul edilecek sürede aslında tebliğde de kural olarak bu şekilde yazar. Ama biliyorsunuz Yargıtay kararıyla şekillenmiştir. İnceleme aşamasına kadar sunabilir. Burada özel bir durum var mı? Yani yoksa burada da mı uygulamayla şekillenecek diye düşünüyorsunuz? Evet, bu grupta bütünüyle söz almak isteyen arkadaşlarımız var mı? Yoksa diğer gruba geçeceğiz arkadaşlar. Çünkü yani gene kalabalık, gene soruların fazlalığı, gene konunun özelliği böyle hareket etmemizi zorunlu kılıyor. Olmadığına göre hocam size söz veririm. Ben her gün hocama size soruyorum. Karar verici siz olsaydınız eski sistemi mi kabul ederdiniz şu anki sistemi? Başka buralarda bir daha. Burada söz almak isteyen var mı bu grupta? Olmadığına göre buyurun efendim. Hocam acaba bölge adliye mahkemelerinden verilen kararlar tekrar teşkil edecek mi? Aynen yargı tarafından. Evet. Başka soru var mı? Dolayısıyla hemen hemen benim saydığım kadarıyla 15'e yakın soru soruldu. Şimdi Ali Kemal Bey son soruların cevaplarını verecek. Buyurun en arka sırada evet elini kaldıran arkadaş buyurun yüksek sesle lütfen. Sen anlayabilirsin. Buyurun buyurun. Evet işitilmiş. Evet ben işitmedim. İşitilmiş. Evet. Buyurun Ali Kemal. Şimdi geçen de bir yerde konuşuldu. Özür dilerim, bu icra ceza mahkemelerindeki süre konusunda çok emin değilim. Yani yanıltıcı cevap vermeyeyim dürüstçe. O yüzden ona bakalım. O birinci cevabım. İkincisi, şimdi bu tabii çok önemli bir soru. Bölge Adliye Mahkemesi kararları emsal teşkil eder mi? Şimdi normal koşullara tersten başladım cevabını. Hepsini yapacağım. Bölge normalde Yargıtay'ın da içtihadi birleştirme kararları dışında kararları bağlayıcı değil biliyorsunuz. Somut olaylarda. Ama önüne geldiğinde aynı kararı verir diye biz onlara emsal diyoruz. Yerel mahkemelerde bunlara uyuyor. Ama uymadığı pek çok kararlar da var. Özellikle ben çok eleştiriyorum. Hukuk aykırı delil konusuna gelince nedense onlara bir anda uymuyorlar. Başka kararlara uyuyor. Ama hukuk aykırı delil konusunda Yargıtay'ın 10 tane kararı getirin, genel kurul kararı getirin. Evet Yargıtay öyle söylüyor ama ben öyle düşünmüyorum diye çıkabiliyorlar. Yani dolayısıyla o da Yargıtay'a gittiğinde gözüne gözünden kaçarsa onanıp geri gelebiliyor. Yani siz buna ne derseniz deyin. Ha şimdi bunlar bu anlamda emsal olur mu? Zaman içerisinde muhtemelen benzer konularda, benzer kararlar çıkmaya başlarsa uygulamayı şekillendirir. Ama zorunlu mu? Kesinlikle değil. Çünkü yeni kararlar veriyor ya da reddediyor. Dolayısıyla burası önemli. Hangi sistem daha iyi? Vallahi buna cevap vermek çok zor. Göreceğiz bakalım. Son olarak yani 7 günlük süreyle ilgili sorunlarıydı tam hatırlamıyorum ama şimdi... gerekçeli kararı tebliğinden itibaren gerekçeli istinaf başvurusu 7 gün içerisinde kısım olarak verildi ama normalde temizde de böyledir kural olarak ama Yargıtay kararı şekillenmiştir. Şimdi onunla ilgili görüşümü söyleyeyim doğru haklısınız. Ben kanunun işleyeceği kanısındayım. Çünkü kanun bir sistem kurdu hem süre hem de neden konusunda. Ama şimdi konferanslarda maalesef diyorum bunu, Yargıtay'da üyeler konferans veriyor ve diyorlar ki, mesela diyorum ki ben, orayı incelemesi yapmayacak artık Yargıtay. Onlardan gelen açıklama şu, siz bakmayın bunlara kanunun ne dediğine. Şimdi ben bunu bir facia olarak düşünüyorum. Ben şöyle bir hukukçuyum, kuralı uygulayın. Eğer kural yanlışsa kuralı değiştirelim. Zira
bizi götürdükleri yer şurası, ben bunu sürekli eleştiriyorum. Tamamen kuralsız bir yargılama. Bir konuda süre bakımından bizim hoşumuza gidebilir. Ama bakın ondan sonra duruşma salonlarında hiçbir talebimizin kabul edilmediği, şu ifadelerle bakın kabul edilmedi. Evet, kanun öyle yazıyor ama söylediğiniz şey beni tatmin etmedi. Ben böyle karar veriyorum diye karar veriyor. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ister misin diyor. Kanuna uymuyor verdiğiniz karar. İstemiyorum diyorsunuz. Sen misin istemeyen diyor. Para cezası bakımından kanun yoluna başvuramayacağınız şeyi yapıyor. Uygulamayı anlatıyorum size. Böyle bir uygulama istemiyorum ben. Dolayısıyla o süreler hoşunuza gitmiyorsa haklısınız. Adli yargılama bakımından tartışılabilir ama o zaman kanunu değiştir. Benim görüşüm bu. Evet. Israrla bir soru daha, buyurun. Son bir soru olsun efendim. Evet, son bir soru olacak gerçekten. Buyurun. Yargılamasında mahkumiyet kararlarının büyük bir çoğunluğu uygulamada hükmün açıklanmasının geri bırakılması içinde. Sınavda da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsam dışına alınmış. Maalesef yine hükmün açıklanmasının geri bırakılma kararlarına itiraz ettiğimizde de ne kadar haklı gerekçeniz olursa olsun ben henüz bir itirazın kaldırılmasına rastlamadım. O nedenle madem ki temyizde yerel mahkeme arasında bir istinaf kaldırıldığı bir ara mahkeme var, orada hükmün açıklanmasının geri bırakılma kararlarının olmaması adil yargılanma hakkının ihlali değil mi? Daha çok katkı. Tabii ama daha çok katkı. Hocam iki dakika buna şimdi görüşümü ileteyim belki diğer şeyle bağlantılı olarak. İşte bakın gene uygulamanın bizi götürdüğü bir yer. Diyor ki kanunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı itiraz edebilirsin diyor. İtiraz edeceğiniz karar hangisi? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması sadece. Buna kim başvurabilir? Savcı veya da mağdur başvurabilir. Sana niye başvursun buna? Benim ne gibi bir şey? Adam demiş ki bana göndermiyorum demiş. Ne diyor Yargıtay? Buna karşı itiraz. İtirazı neyi talep edeceksiniz? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı kaldı. Olur mu böyle bir şey? Bizden istenen şey şu, git oraya sanki bozma mahkemesi gibi işin esasına giremez ki orada itiraz mahkemesi. Maalesef bunlar da yapıldı. Buna ilişkin çok eleştirim var. İstinafa başvurulabilir mi derseniz, ben şu görüşteyim. Kanunen hiçbir engel yok. Uygulama işte bunu böyle yapıyor. Tekrar söylüyorum. Benim görüşüm şu, eğer kanun uygularlarsa. Mahkumiyetle ilgili istinafa başvurabilirsiniz. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararıyla ilgili olarak da mağdur veya savcı itiraza gidebilir. Ama tekrar söylüyorum, uygulama bunu kabul etmiyor. Bu benim doktrinler görüşüm. Çok teşekkür ederim. Son olarak sizden söz alalım. Artık başka soru olmasın. Katkı niteliğinde ya da soru niteliğinde hiçbir şey olmasın. Çünkü saat epey ilerlediği zaman... Buyurun, ben iade-i muhakeme konusunda soru sormak istiyorum. Aynı durumda 20 Temmuz 2016'dan önceki Yargıtay denetiminden geçmiş olan kararlar gidemez demiştiniz. Şimdi 20 Temmuz'dan önce kesinleşmiş ama siz iade-i muhakeme başvurdunuz. Mahkeme bunu reddetti. Nereye başvurulacak? Kabul etti. Yeni bir karar ithal etti. Temyiz mi olacak? İstinaf mı olacak? Bunu şöyle de açıklayabilirim. Hocamın da bildiği gibi 3 Temmuz davasında mesela orada haklarında HGB verilenler oldu. Daha sonra aynı durumda HGB talep etmeyenler Yargıtay'a gitti. Onlar hakkında beraat kararı verildi. Şu anda kesinleşmeyi bekliyor. Diyelim ki kesinleşti. HGB kararı verilenler hakkında tekrar iade-i muhakeme talebinde bulunacak. Bu defa o verilecek olan talebe karşı verecek olan kararda temyiz yoluna mı gidilecek yoksa istinaf yoluna mı başvurulacak? Teşekkür ederim. Şimdi yargılamanın yenilenmesi, yeni bir çıkması sebebiyle yeni bir yargılama. Ve orada verilen yeni bir karar var. Diğerinin devamı şeklinde değil. Orada istinafa gidilebilir düşüncesinde. Evet. Hepiniz dikkatle dinlediniz. Yeni bir problem, yeni bir sorun. Hepinize çok teşekkür ederiz. Yeni konularda birlikte olmak üzere.